الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد olsun yüce Rabbimize salatu selamlar Efendimiz önderimize yüce Rabbim kelamını anlama için bu bir araya gelişimizi rızasına muvafık kılsın. Doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Değerli kardeşlerim, kıyam kitabı olan hayat düsturumuz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, mesajlarıyla, hükümleriyle, yasalarıyla bizi zinde tutmaya, bizi ayakta tutmaya devam ediyor. Kur'an kıyam kitabıdır. Kur'an niyam kitabı değil, uyuma kitabı değil, ayakta durma kitabıdır. Kaim olarak müminliğimizi ayağa kaldırma kitabıdır. Onun için Kur'an okuma demek olan kıraat rüknü namazın rükûsunda, secdesinde değil de kıyamında okunur. Kur'an namaz kılarken secdede, rükûda ya da kâdede okunmaz. Kur'an kıyamda okunur. Neden? Çünkü Kur'an oturma kitabı değil ki, yatma kitabı değil ki, Kur'an durma kitabı değil ki, Kur'an ayağa kalkma kitabıdır. Onun için kıyam kitabı diyoruz. Onun için hayat düsturumuz diyoruz. Ve işte Kur'an Medine ortasında, Medine ortalarında inen Nisa suresi ayetleriyle bizi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Kim Kur'an'la dolarsa, Kur'an ayetlerine vakıf olursa iman ayağa kalkar. Müminliği ayağa kalkar, Müslümanlığı ayağa kalkar, ahlakı ayağa kalkar. O kimse ayakta olur. Ayakta Müslümanlığın sahibi olabilmek için de Kur'an'la dolmamız, Kur'an'la olmamız, Kur'an'la kaim olmamız gerekiyor. Onun için Kur'an aynı zamanda mümini besleyen ilahi sofranın adıdır. Gıda kaynağımızdır Kur'an-ı Kerim. Eğer bugün ruhlarımız açsa, ki aç ruhlar psikolojik hastalıklar içerisinde, stres ve buhranlar içerisinde kaynayan ruhlardır. Hüzün ve üzüntüler içerisinde kıvranan ruhlardır. Ruhlar doyarsa, ruhlar doygunluğa, doyuma ererse huzur bulur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler, gönüller, ruhlar Allah'ın kelamı ile doyuma, huzura, itminana erişir. Boşluk varsa huzursuzluk var, stres var, buhran var demektir. Onun için ruhlarımızın Kur'an'la beslenmeye her zaman ihtiyacı var. Her zaman şu soluduğumuz hava gibi, içtiğimiz su gibi, aldığımız besinler gibi ona ihtiyacımız var. İşte Rabbimiz ayetleriyle bizi sulamaya, bizi doyurmaya, gıdalandırmaya devam ediyor. Yüce Rabbimiz Nisa suresinin ayetlerinde müminlerin gerçek dostunun Allah, Resulü ve Allah ve Resulünün bağlıları müminler olduğunu söyledi. Ve müminlere izzeti arayacaksanız Allah'ta arayın, Resulullah'ta arayın, müminlerde arayın buyurdu. Allah düşmanlarını, Resulullah düşmanlarını, müminlerin düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını kendinize dost edinmeyin buyurdu. Kafirler, münafıklar, bizim şerlerinden emin olmak için uzak durmamız gerekli olan, hile ve desiselerine karşı uyanık olmamız gerekli olan, asla gönül bağıyla dostluk yapmamamız gerekli olan, asla
özellikle ümmeti ilgilendiren siyasi konularda sırdaş edinmememiz gerekli olan gruplardı ve onları sürekli olarak bize hatırlatıyor. Sürekli olarak bize münafıkları, kafirleri tanıtıyor. Neden? Kafirler gibi olmayalım diye. Neden? Münafıklar gibi olmayalım diye. Neden? Kafirlerin ve münafıkların oyunlarına gelmeyelim diye. İnsanlık tarihi, eğer Peygamberin aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu dönemde Medine'nin mescidinde münafıklar olabiliyorsa, her zaman bu Allah düşmanları olmaya devam edecektir. Şimdi peygambere rağmen münafığın olması ne demek? Medine'ye rağmen münafığın olması ne demek? Mescid-i Nebi'ye rağmen münafığın olması ne demek? Orada Yüce Allah'la irtibatlı olan, vahiy gelmeye devam eden bir peygamber var. Orada kalp gözü açık olan, basiretli, firasetli, fetanet sahibi bir peygamber ve ashabı var. Buna rağmen nifak hareketi varsa, münafıklar varsa, her dönemde münafıklar olabilir. Ve özellikle söylüyorum, Medine, Mescid-i Nebi, Asr-ı Saadet, münafıkların fıkır fıkır kaynadığı bir dönem. O dönemde oluyorsa, bu dönemde haydi haydi olacaktır. O zaman Müslümanların Medine'de o peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve ashabını uyaran o ayetlerle sürekli uyarılması gerekiyor. Onun için Bakara suresinin ilk satırlarında Rabbimiz münafıklara dikkatlerimizi çekti. Onlar gibi olmayalım, onların oyunlarına gelmeyelim diye Âl-i İmran'da bahsetti. Nisa suresinde yine bahsetmeye devam ediyor. 142. ayet Rabbim buyuruyor. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûnallâh ve huve hâdi'uhum. Münafıklar Allah'ı aldatmaya kalkan adamlar. Allah'ı aldatmak mümkün mü? Kendini aldatıyor da Allah'ı aldattığını sanıyor. Allah'ı aldattığını sanıyor. Müminleri aldattığını sanıyor. Peygamberi aldattığını sanıyor. Mümkün mü? Ve huve hâdi'uhum. Onlar kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Ve izâ kâmû ile salâti, işte münafığın temel özelliklerinden bir tanesi. Namaz kılmazlar değil münafıklar. Münafıklar namazı üşene üşene kılan adamlardır. Hocam münafıklar namazı istemeye istemeye üşene üşene kılanlarsa ya namaz kılmayanlara ne diyeceğiz? Münafıklar biz de sizin gibi Müslümanız deyip namaz kılan ama namazı istemeye istemeye üşene üşene kılan adamlardır. Peki biz de Müslümanız deyip hiç namaz kılmayanlara ne diyeceğiz? Onlar namaza kalktıkları zaman kamu küsala, tembel tembel istemeye istemeye namaza kalkarlar. Yuraunen nas, o namazı da insanlar görsün diye riya için kılarlar. Göstermelik olarak görsünler de bizi Müslüman sansınlar diye. En ön safa da geçebilirler. Herkesten önce de mescide, camiye, cemaate gelebilirler. Yuraunen nas ve la yezkurunallaha illa qalila. Onlar hiç Allah'ı zikretmeyenler değildir. Az, Allah'ı az zikredenlerdir. Bakın, münafıkların da dilinden zikir düşmüyor ama Allah'ı az zikredenlerdir onlar. Yüce Rabbimiz Allah için zikretmeyi, Allah için namaz kılmayı, Allah için camiye cemaate gitmeyi bize öğretiyor bu ayetleriyle. Ne dedik? Siz münafıklar gibi olmayın diye münafıkları bize tanıtıyor Allah. Namaza tembel tembel kalkıyorsa onlar, siz tembel tembel kalkanlar olmayın. Üşene üşene kalkanlar olmayın. Peki bugün nefislerimize ağır geliyorsa sabah namazları, nefislerimize zor geliyorsa o tatlı uyku zamanındaki yatsı namazları, nefislerimize zor geliyorsa paranın kaynadığı zamandaki ikindi namazları, rehavet vaktinde işte akşam namazları, işte öğle namazları zor geliyorsa, o zaman bu nefislerimizi eğitmemiz gerekiyor. Namaz nasıl nefislere zor gelmez? Bunun yolunu, yöntemini bulmamız gerekiyor. Eğer mümin namazı Allah'ın emri olduğu için kılarsa, mümin namazı, namaz kılmayı Allah'la irtibatlı olmak olarak görürse, Allah'ın huzurunda
durmak olarak görürse, namazda huzur bulursa, namazda Rabbi ile canlı bağlantı kurduğunu düşünürse, Rabbinin bunca nimetlerine karşılık bir teşekkür ifadesi, göstergesi olarak namaz kılmasının gerekli olduğunu bilirse, her nefesi alırken verirken kesintisiz alıp veriyorsak, her nimeti tadarken, yerken, tüketirken kesintisiz olarak, sürekli olarak tüketiyorken, alırken elbette şükür de kesintisiz olmalı, devamlı olmalı. Her nimete bir şükür, sayısız nimetlerin içerisinde sayısız şükür olmalı, sayısız zikir olmalı ve zikrin en güzel göstergesi olan namaz olmalı. Unutmayalım, namaz Allah'ı zikirdir. Namazın bir adı da اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي buyuruyor Allah. Zikrim için namaz kıl. Namaz zikirdir. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ diyor. Allah en büyük zikirdir namaz diyor. اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ en büyük zikirdir diyor namaz. Kur'an okumak zikirdir. Dolayısıyla mümin namazı, zikrullahı, Allah'ı anmak da zikirdir. Zikrullahı, Kur'an okumayı çokça yapan kimsedir. Çünkü arada sırada münafıklar da yapıyor. Gösteriş için münafıklar da yapıyor. Mümin ihlas için, Allah için yapandır. Bu münafıklar müzerdebine beyne zelik, İki arada bir derede kalmış olan kimselerdir. Ne kafirlerden yanadırlar, ne müminlerden yanadırlar. Müzebzebine beyne delik. Kelimede de böyle bir gidip gelme var. Kelimenin telaffuzunda da bir istikrarsızlık var böyle. Müzebzebine beyne delik. Gidip geliyor böyle, hoplayıp duruyor. Bir müminlerin yanında, bir müşriklerin, kafirlerin yanında. La ilahe ula ve la ilahe ula. Ama ne müminlere yaranabiliyorlar, müminlerden olabiliyorlar, ne kafirlere yaranabiliyorlar, kafirlerden olabiliyorlar. İki arada bir derede kalmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam münafığın durumu iki sürü arasında tereddüt eden, hangi koyuna, hangi sürüye ait olduğunu bilmeyen şaşkın koyuna benzer diyor. İki sürü arasında karar veremiyor. Benim ait olduğum sürü bu sürü mü, bu sürü mü? Tereddüt ediyor. Ne o sürüden olabiliyor, ne bu sürüden olabiliyor. Hayatın içinden bir örnek veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse siz öyle olmayın. Burada münafık nasıl olunur bunu kavrarsak, münafıklıktan nasıl korunur bunu kavramış oluruz. Unutmayalım, dünyevileşen insan zikrullah'tan kopar. Allah'ın huzurunda huzur bulamayan insan başka arayışların içerisinde huzur aramaya başlar. Bulacağından değil, daha da bataklıklara saplanır kalır. Onun için biz Allah'ın huzurunda huzurda durmayı huzur bulmanın birinci yolu olarak görmeli ve Allah için namaza durmasını ve kesintisiz bir şekilde o namazı kılmasını bilmeliyiz. Ve münafıklardan bahsettikten sonra Yüce Rabbim sözü tekrar müminlere getiriyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey iman sahipleri, siz müminsiniz, size münafıklık yakışmaz. Size tembel tembel namaz kılmak yakışmaz. Size Allah'ı az zikretmek yakışmaz. Gösteriş, riya, görsünler desinler diye iş yapmak size yakışmaz. Siz müminsiniz ey müminler. Mümin olun, müminliğinizin kadri kıymetini bilin. Müminlikte karar kılın ve müminliğin gereğini yerine getirin. Nedir o? لَا تَتَّخِذُ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Ey müminler, size dost olarak yukarıda da söyledi. Allah yeter, Resulullah yeter, müminler yeter. O zaman onları dost olarak bilin, görün. Başkalarını kendinize dost edinmeyin. Şimdi Allah'ın bunca nimetlerine rağmen, nimeti Allah veriyorsa dostumuz Allah olmalı. Şükrümüz de, teşekkürümüz de Allah'a olmalı.
bunca nimetlerine karşılık Allah'a nankörlük eden, bunca uyarılarına rağmen Allah'ın ayetlerini yalanlayan, münafıkları dost edinenlere, onlardan Allah asla razı olmayacak, onlara merhamet nazarıyla bakmayacaktır. Çünkü Allah düşmanlarına dost olmak, Allah'ı karşısına almak, Allah'ı düşman bilmek demektir. Allah düşmanı kafirlere, münafıklara dost olmak, bir, bu konudaki Allah'ın yasağını çiğnemek demektir. Onlara dost olmak, müminleri terk etmek demektir. Onlara dost olmak, küfür odaklarına destek çıkmak, onlara imrenmek demektir. Onlara özenmek demektir. Onlara benzemek demektir. Onları onaylamak demektir. Allah bunların hiçbirisine razı olmaz. Böyle yapanların da yaptığını yanlarına koymaz. Yüce Allah, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin müminler buyuruyor. Etüridûne en tecalû lillâhi aleyküm sultânen mubînâ. Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? Kafirleri dost bilerek bütün delillerin aleyhinize dönmesini mi istersiniz? Çünkü kafire dostluk cehennem vizesi almak demektir. Cehenneme davetiye almak demektir. Cehenneme bilet almak demektir. Buna fırsat vermeyin. Burada bir İslam büyüğü Ebu Müslim'in şu sözünü hatırlamamız gerekiyor. Onlar müminler diyor, onlar dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarıyla dost olmaya baktılar. Sonunda düşmanları dost olmadı, dostları da dost olarak kalmadı. Ne düşmanlarını kazanabildiler, ne de kendi dostları, müminleri muhafaza edebildiler. Onun için biz önce kendi dostlarımız, müminler, onları kazanmasını, onların gönüllerini almasını, onları razı etmeyi bileceğiz. Dostsuz kalmamak için. Müminlerin dostluğu Allah'ın dostluğudur, Resulullah'ın dostluğudur. Kafirlerin dostluğu da şeytanların, tağutların dostluğudur. Kararımızı, tercihimizi yapmamız gerekiyor. Ahzab suresinde Yüce Rabbimiz, Allah bir kulunun kalbine iki sevgi odağı, iki kalp yerleştirmemiştir. Her kulun bir kalbi vardır. O kalpte de Allah sevgisiyle kafir sevgisi, Allah dostluğuyla küffar dostluğu bir arada duramaz. Biri geldiği zaman öteki son bulur. Onun için küfür odaklarıyla dostluk kurma tehlikesi her zaman, özellikle karma toplum içerisinde yaşayan müminler için büyük bir tehlike olmaya devam etmektedir. Karma toplumlar. Müminlerin inanmayanlarla, kafirlerle, münafıklarla, gayrimüslimlerle birlikte yaşadığı, iç içe yaşadığı dostluklar. Bunda özellikle akrabalık bağları, menfaat ilişkileri, şirket ilişkileri, ticari ilişkiler vesaire. Cahiliye döneminden kalma başka ilişkiler de saik olabilir, sebep olabilir. Evet, küfür odaklarıyla dostluk kurmak tarih boyunca Müslümanların başına onulmaz yaralar, telafi edilmez zararlar açmıştır. Değerli kardeşlerim, Çinler için anlatılır, Çinliler için anlatılır. Çin Seddi var biliyorsunuz, tarihi bir duvar düşmana karşı. Ama Çinliler o büyük masraflarla Çin Seddi'ni yapmadan o kadar düşman saldırı ve işgaline maruz kalmamışlar. Çin Seddi'ni yaptıktan sonra daha çok yoğunluklu bir şekilde düşman işgal ve istilasına maruz kalmışlar. Neden? Düşman o Çin Seddi'ni aşabilmiş mi? Hayır. Çin Seddi'ni o günkü imkanlarla aşamamışlar. Ama o Seddi'nin giriş kapılarına koydukları askerleri, bekçileri düşman tarafından satın alınmış, ele geçirilmiş. Onların işbirlikçilikleri o Seddi yapmalarına rağmen Çinlileri daha fazla
düşman işgal ve istilası altında kalmaya mahkum etmiştir. Onun için kafirle düşman olmak, eskiler ne güzel söylemiş. İşte domuz derisinden dost, kafirden de domuz derisinden post, kafirden de dost olmaz. İnsani ilişkilere girmek ayrıdır ama velayet dediğimiz, velilik dediğimiz dostluk ayrıdır. Yine sözü, bakın kafirler, münafıklar birlikte gidiyor. Niye? Münafıklar zaten kafirliğin bir adım ilerisidir, ötesidir. Onun için Rabbimiz, innel münafıkîne fidderkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin en alt tabakasında azap göreceklerdir. Ve len tecide lehum nasîra. Bunu özellikle söylüyor. Onlar orada kendileri için herhangi bir yardımcı da bulamayacaklar. Dünyada geçiniyorlardı. Şimdi hani insanları sınıflandırıyor bir taksimata göre. Diyorlar ki bir Müslümanlar vardır, bir Müslüman geçinenler vardır, bir de Müslümanlardan geçinenler vardır. İşte bu münafıklar dünyada Müslüman geçinen, Müslümanlardan geçinen kimseler. Ama cehennemde geçinebilecekleri bir dostları, bir yardımcıları olmayacaktır. Olmayacaktır. Münafıkların işi, münafıklık, aşağılık bir iş olunca cehennemdeki yerleri de kafirlerden daha aşağı bir konum ve dereke oluyor. Onun için derece yukarıya doğru, dereke aşağıya doğru ifade ediyor. Katman, cehennemin katmanları aşağıya doğru. Bir derece değil onlarınki. Aşağıdaki dereceler demiyoruz. Derekeler, aşağıdaki katmanlar. Aşağılık işlerin adamları aşağılık katmanlarda aşağılık azaplara duçar olacaklardır. Ama yüce Rabbim bütün bunlara rağmen, bütün bu kafirliklere, nifaklara rağmen tevbe kapısını yine açık bırakıyor. Çünkü İslam insan içindir, insanı kurtarmak içindir. İnsana dünya hayatını cennete çevirmek, ahirette onu cennetlik etmek içindir. Yani insan münafık da olsa, kafir de olsa, müşrik de olsa cennetlik mümin olabilir. Onun için diyor ki Rabbimiz, اِلَّلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا. Ancak bunlar tövbe ederlerse, dönerlerse, nifaktan, şirkten, küfürden dönerlerse, ama dilleriyle sadece döndük demeleri yetmiyor. وَاَصْلَحُوا. Bir de ıslah edecekler, salih olacaklar, hem kendileri salih olacak, yani düzelecekler, hem de başkalarını ıslah edecekler. Çünkü bunlar ifsad ediyorlardı, ifsatlarına karşılık ıslah etmelidirler. Kuru bir tevbe değil. Sahih tevbenin, tevbe-i nasuh olabilmesi için, geçerli bir tevbe olabilmesi için ihlaslı olmalı, bir daha günaha, şirke, küfre, nifaka dönmemeli ve döndüğü noktada İslam'da, imanda karar kılan bir tevbe olmalı. Bunun da gereği nedir? Dilimizle tevbe istiğfar ettikten sonra halimizi düzelterek tevbemizi ispat etmeliyiz. Yoksa bugün Hazreti Ali'nin dediği gibi, bu nasıl tevbe? Tevbelere muhtaç tevbeler. Bizleri tevbelere muhtaç tevbelerden muhafaza buyur Allah'ım. Tevbe ederken de günah işliyorsun. Tevben de yeni bir tevbeye muhtaç. Böyle bir tevbe, Allah'a sığınırız. Öyle bir tevbe ki nasuh tevbe, başkasına ders versin, nasihat versin, başkasına ibret olsun. Döndün mü böyle dönülür, tevbe ettin mi böyle tevbe edilir densin. Nasuh tevbe ile bunun içinde salih adam olmak önemli, ıslah etmek önemli. İhlas dini. Üçüncü olarak da وَاَخْلِسُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ وَاَخْلَسُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ. İhlas da Allah için dinlerinin adamı olacaklar. Tevbe edecekler, ıslah edecekler, ihlaslı olacaklar ki o tevbeleri Allah katında geçerli olsun. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ. İşte o zaman onlar müminlerle beraber olurlar. Dünyada mümin sayılırlar.
ahirette de müminlerle beraber cennetin o yüksek âli derecelerinde ağırlanırlar. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Biz Allah'ın olursak, iştenlikle, samimiyetle, her şeyimizle onun olursak, o bize karşılığını dünyada da ahirette de bol bol verecektir. Onu söylüyor. Allah müminlere ecrazim verecektir. Onların ödüllerini bol ve büyük, muhteşem olarak verecektir. Biz Allah'ın olursak, Allah bize dünyada izzet, dünyada cennet, dünyada huzur, mutlulukla ikram edecek. Ahirette de yine rızasıyla, izzetiyle, cennetiyle bol bol verecektir. O zaman münafıklardan olmamak için ihlas, ıslah. Çünkü münafıklar riyakar adamlar. Ona karşılık ihlas. Münafıklar ifsatçı adamlar, bozguncu adamlar. Ona karşın ıslah sahibi olmak. Münafıklar gidip gelen adamlar, ona karşı iman dairesinde kararlı olmak. Ama ıslah edebilmek için önce kendimizin muslih olması lazım. Onun için demişler ki, önce kendin salih ol ki ıslah edesin. Önce kendin reşid ol ki irşad edesin. Önce kendin doğru ol ki istikamet veresin. Önce kendi nefsimizden başlamak kaydıyla. Onun için Rabbimiz buyurdu ki illellezine tabu ve aslahu ve tasamu billah ve ahlasu dinahum lillah. Dört tane şey saydı, birbirini teyit ediyor, tekit ediyor. Onlar tevbe ederlerse, salih adam olurlarsa, ıslah ederlerse, salihliği kendinde kalmayan mümin olacağız. Adam salih ama salihliği kendine yarıyor, kendinde kalıyor. Salihliği taşacak, coşacak, başkalarına yansıyacak, ıslah edecek. Sonra Allah'a sımsıkı sarılacak, Allah'tan kopmayacak. Sonra Allah'ın dinini ihlas ve samimiyetle öğrenecek, anlayacak, yaşayacak. O zaman karşılığında mükafatını hem dünyada bulacak hem ahirette bulacak. Bakın şu 147. ayette nasıl bize sesleniyor Yüce Rabbimiz. Şu ayetteki tatlılığa bakınız, halavete bakınız, rehavete bakınız. Böyle dinlendiriyor bizi. İtminana gark ediyor ayeti kerime. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah niye sizi azap etsin ki? Siz onun olursanız, ona kul olursanız Allah niye sizi azap etsin ki? İki şart. Şükrederseniz, iman ederseniz Allah niye sizi azap etsin ki? Haşa, Allah kullarını azap etmekten zevk almaz ki. Allah kullarını bağışlamak istiyor, seviyor. Merhamet etmek istiyor, mağfiret etmek istiyor. Cennete koymak, cennetlik yapmak istiyor. O zaman şükreden olun, imanda karar kılın, Allah da sizi azap etmesin. Allah şükrün karşılığını verir ve kime ne vereceğini bilir. Şakiran alime, bu da çok dikkat çekici bir ifade. Rabbimiz şükredenin karşılığını verir, şakirdir. Ama alimdir, kime vereceğini, ne vereceğini, ne kadar vereceğini bilir. O şükredenin, şükrünün kim için olduğunu, niyetini, düşüncesini, kalbini, ciğerini Allah iyi bilir. Münafıkça, münafık da diyor elhamdülillah. Mümince, mümin de diyor elhamdülillah. Allah bunu bilir. Kim için yaptığını, kim için söylediğini, kim için eylediğini, kim için dinlediğini bilir Allah. Kuru bir bilgi değildir onun bilmesi. Karşılığını da ona göre verir Allah. Aynı ibadeti bir cemaat işler. Ama o cemaatten her bir ferdin Allah'ın vereceği sevaptan alacağı dereceler farklıdır. Neye göre? İhlasına göre, samimiyetine göre, o ibadette kendini ona verişine göre Allah da onun mükafatını verecektir. Allah işini bilir. Allah bilir. لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَل۪يمًا. Allah zulme uğrayan kimseden başkasının
kötülüğü sözle bile açıklamasını sevmez. Bu ayette Allah işitir ve bilir ifadesiyle sona eriyor. Allah kötülüğün sözle hikayesini bile sevmez. Bir kötülüğe şahit olduk. Bir kötülüğe maruz kaldık. Allah bu kötülüğü yapmayı zaten sevmez. Söylemeyi zaten sevmez. Ama kötülüğü hikaye etmeyi de sevmez Allah. Onun için kötülüklerinizi anlatmayın. Kötülüklerinizi anlatarak aleyhinize şahitleri çoğaltmayın. Allah'ın gizlediği kötülükleri ifşa ederek aleyhinize delil toplamayın. Bir kötülüğe maruz kalmışsanız onu da mümkün mertebe hikaye etmeyin, anlatmayın. Ancak bir istisnası var. O da nedir? Zulmen kötülüğe maruz kalmışsa bir kimse, o maruz kaldığı kötülüğü ve o zulmü yapan zalimi ifşa edebilir, anlatabilir. Ne için? Mazluma izin verdi Allah. Ne için? Hakkını arasın diye. Ne için? Zalim bilinsin de başkaları zarar görmesin diye. Bu da Allah'ın topluma, İslam ümmetine bir lütfu, bir rahmeti, bir merhametinin yansıması. Zulme maruz kalmışsa, zalimin kötülüğüyle karşı karşıya kalmışsa, bunun da gayesi, hedefi nedir? O zalim bilinsin de insanlar onu salih deyip peşinden gitmesinler, ona uymasınlar ya da onun şerrinden emin olsunlar diye. O mazlum da hakkına nail olmak için, hakkını aramak için sadece buna izin veriliyor. Bunun dışında kötülüğü yapansa kesinlikle anlatmayacak. Ama öyle insanlar var ki yaptıkları kötülüklerini kahramanlık olarak anlatmaktan zevk alırlar. Bir kötülük işlerken günah kazanırlar, bir de işledikleri kötülükleri anlatırken günah kazanırlar. Aman ya Rabbi. Yine öyle insanlar var ki kötülüklere maruz kalmışlar, karışmışlar şöyle veya böyle. Onu anlatmaktan şöyle içtik, şöyle çaldık, şöyle çırptık, şöyle gasp ettik, şöyle hakladık vesaire. Bunu anlatmaktan haz duyuyorlar. Yine günahlarını katmerli hale getiriyorlar. Ancak bir zulüm varsa, bir hak gaspı varsa o zaman bu söylenir. Bu da ulu orta değil. Yetkililere, ilgili mercilere söylenir. Zulme maruz kalmışsa, mazlum konumuna düşmüşse kimse. Sonra Rabbim buyuruyor ki Allah işiten ve bilendir. O kötülükleri hikaye edenler, Allah biliyor. Sizin o kötülüğü yaptığınızı da biliyor. O kötülüğe katkıda bulunduğunuzu da biliyor. Bir de üstüne üstelik o kötülüğü hikaye edişinizi de duyuyor Allah. Allah işitiyor. O zaman dikkat edin. Hani bazen derler ya, hem yanlış şeyi söyler hem de duyma Allah'ım duyma, görme Allah'ım görme. Allah'ın duymadığı mı var yahu? Allah'ın görmediği mi var, bilmediği mi var? Ya da böyle dediğimiz zaman haşa Allah duymayacak, görmeyecek, bilmeyecek mi? O zaman sen tedbirini al. Duyan bir Allah, gören bir Allah, bilen bir Allah, sen de ona karşı günahlarla o fotoğrafa poz verme. İn tübdü hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an su'in fe innallâhe kâne afuven kadîrâ. Yine de bir hayrı açık yaparsanız Allah bilir. Gizli yaparsanız Allah onu da bilir. Hiçbir şey Allah'tan gizlenmez. Ya da o kötülüğü, size yapılan bir kötülüğü affederseniz, kötülükten geçerseniz, yani onu başkalarına aktarmadığınız, anlatmadığınız gibi yetkililere, ilgililere de şikayet etmeden affederseniz ne olur? Karşınızda affeden bir Allah'ı bulursunuz. Afuvendir Allah. Affedersen affedilirsin. Affetmek için, affa ermek için affetmek gerekir. Çünkü müminler, müttakiler وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Öfkelerini yutanlar, kendilerini tutanlar ve insanların yaptığı yanlışları affedenler, affetmesini bilenlerdir.
Affedilmek için affetmeyi bilmek gerekir. O zaman kardeşim affet ki affedilesin. Sen ki abdi aciz, basit bir hakkını affedemiyorsun. O ki kadiri mutlak olan Allah, ya ona karşı yaptığın densizliği, onun çiğnediğin hakkının affedilmesi nasıl istersin? Ona yüzün olması için sen Allah'ın abdi aciz kullarını bağışla, Allah da kadiri mutlak olarak abdi aciz kulunu bağışlasın. Affa ermek için affetmesini bilmek gerekir. Bu ayet-i kerime ancak bir haksızlığa, zulme maruz kalan kimse o zalimi ifşa edebilir iznini veren bu ayet-i kerime, Medine'de misafirini iyi ağırlamayan, evine aldığı misafirine kötülük yapan kimse için indi. Böyle kimseler bu haksızlığı, bu zulmü, bu yanlışı ifşa edebilirler diye Allah izin verdi. Neden? Diğer Müslümanlar o Müslümanın şerrinden emin olsunlar diye. O zalimin efendim misafiri olmasınlar, tedbirlerini alsınlar diye. Demek ki zalimin zulmüne engel olmak için o zalimin yaptığı haksızlık anlatılabilir. Bu yüzden de fıkıh demiştir ki zalimin gıybeti olmaz. Neden? Onu anlatacaksınız ki, çünkü zalimin zulmü kendinde kalmıyor, günahı kendinde kalmıyor, başkalarına zarar veriyor ve bu bir hastalık haline gelmişse, meslek edinilmişse onu konuşacağız ki, anlatacağız ki başkaları onun zulmüne maruz kalmasınlar. Bu noktada da İslam, bakın, insan içindir, yaşanabilir ve çıkış yolları da gösteriyor, gerekiyorsa ruhsat da veriyor. Sonra bakın yine kafirlere sözü getiriyor. Onlar gibi olmayalım, onların oyununa gelmeyelim, onlara benzemeyelim, onların ruh hallerine kapılmayalım diye onların bir başka yönüne şöyle 150. ayette Rabbimiz dikkatlerimizi çekiyor. İnnellezîne keferû, innellezîne yekfurûne billâh ve rusulihî ve yurîdûne en yuferrikû beynallâhi ve rusulih. O kafirler ki onlar Allah ile peygamberini inkar ederler. Açıkça Allah'ı tanımıyor adam, peygamberi tanımıyor, peygamberleri tanımıyor adam. Rusulihi, ya da peygamberlerin birini kabul ediyor, tekini kabul etmiyor. Musa'yı kabul ediyor, İsa'yı kabul etmiyor. Ya da İsa'yı, Musa'yı kabul ediyor, Muhammed aleyhisselam birini kabul etmiyor. Ve yuridun en yuferriku beynallahi ve rusulihi. Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyorlar. Ve yekulune nu'minu bi baz ve nekfuru bi baz. Ve diyorlar ki açıkça dilleriyle, sözleriyle, biz işimize gelen bir kısmına inanırız, işimize gelmeyen bir kısmını da inkar ederiz. Ve yuridune yettehizu beyne zalike sebile. Böylece ikisi arasında kendilerine göre bir yol, bir din uydurmak istiyorlar. Allah buna izin vermiyor. Çünkü iman bir bütündür. Parçalanma, tecezzi, bölünme kabul etmez. Parçacı, buçukçu, pazarlıkçı olmayın diyor ayet-i kerime. Geleceksen pazarlıksız gel. Olacaksan buçukçu değil, kamil mümin ol. Sapına kadar mümin diyoruz ya. Ulaike humul müminune hakka diyordu Enfal'de. Hakkıyla mümin, gerçek mümin, sahte taklidi çakma mümin olma. Mümin, Kur'an'ın ürettiği mümin. İşte başka üretimler değil, Çin malı mümin değil Allah'ın istediği. Onun için Allah buna izin vermiyor. Ulaike humul kafirune hakka. O Allah'a, peygambere karşı çıkanlar. Allah ile peygamberlerinin arasını ayıranlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler var ya, onlar gerçek anlamda kafirdirler diyor. Burada da böyle. Ulaike humul kafirune hakka. Gerçek anlamda kafirlik böyle bir şey. Halbuki dikkat edersek bunlar hiç inanmayanlar değil bakın. Peygamberleri kategorize etmişler, bazılarının inandıklarını söylüyorlar. Başka ayetlerde var. Kitapları
kategorize etmişler, bazı ilahi kitaplara inandıklarını söylüyorlar. Melekleri taksim etmişler, biz diyorlar işte şu meleği severiz ama bu melekle işimiz olmaz. Cebrail'e düşman, Mikail'e düşman. Allah diyor ki bunlar katıksız kafirlerdir, Allah korusun. Çünkü iman parçalanma kabul etmez. İmanın bir rüknünü inkar, hepsini inkardır. Hele Resulü ile Allah'ın arasında ayırmaya kalkanlar. Şunu bilsinler ki o Resul Allah'ın elçisidir. Elçiye yamuk yapan sahibine yapmış olur. Elçiyi tanımayan sahibini tanımamış olur. Elçiye inanmayan sahibine inanmamış olur. Sen nasıl ayırırsın? Elçinin getirdiği o sultanın gönderdiğidir. Ha sultan gelmiş, o mektubu sana getirmiş. Ha elçisi gelmiş, o mektubu, o nameyi, o kitabı sana getirmiş. Onun için Kur'an Allah'a itaat, peygambere itaattir. Men yuti'ur rasul fekad ata Allah der. Peygambere itaat da Allah'a itaat der. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin der. Peygambere isyan Allah'a isyandır der. Allah'a isyan etmeyin, peygambere isyan etmeyin. Peygambere karşı çıkmak, muhalefet etmek Allah'a muhalefet etmek der. Peygambere eziyet etmek, peygamberi üzmek Allah'ı üzmek der. Hepsinin ayetleri var. Onun için onlar katıksız kafirlerdir. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Biz kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Burada bakın şu önemli. Allah diyor ki: "Ve men şa'e felyu'min ve men şa'e felyekfur." İman ve inkar konusunda kullarını serbest bırakmış. Dileyen inansın, dileyen küfretsin. La ikrahe fiddin buyurmuş. Dinde zorlama yok. Ama herkes sonucuna katlanır. Yani ya Rabbi sen serbest bıraktın, ben de küfrü seçtim. Sonucuna katlanırsın. Hangi yola girdiysen o yol seni nereye götürüyorsa oraya gitmek durumundasın. Şimdi İstanbul yoluna girmiyorsun, Ankara yolunda ilerliyorsun. Diyorsun ki ya niye İstanbul çıkmadı karşımıza? Cennetin yoluna girmiyorsun, cehennem yolunda ilerliyorsun. Ya Rabbi beni niye cehenneme attın? Bana niye azap ettin? Böyle bir şey deme hakkımız yok. Onun için bakın ve atedna lil kafirin azaben muhin. Kafirlerdir diyor ama kafirler için de dehşetli bir azap vardır. Alçaltıcı bir azap vardır. Ağır bir azap vardır. Şimdi Kur'an'ın özelliği, Kur'an'ın güzelliği, kafir, mümin, münafık, muhlis, Müslüman, mukayeseli bir şekilde verir. Kur'an bir korkutur, bir ümitlendirir. Bir müjdeler, bir tehdit eder. Bir cennet tasviri yapar, bir cehennem tasviri yapar ki korkanlar ümitsizliğe düşmesinler. Müjde ile karşılaşanlar da rehavete kapılmasınlar. Korku ile ümit arasında dengeli bir hayatın, beynel havf ve reca hayatının adamı olsunlar. İşte geliyor 152. ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ. İşte mümin de budur. Müminler, Allah'a iman edenler, Resullerine iman edenler, Adem'den Hatem'e, bütün peygamberler, amennâ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ. Bütün peygamberlere selam olsun. Kur'an'ın müminlerinin güzelliği bu. Her Kur'an okuyuşumuzun sonunda biz bu cümleyi tekrarlarız. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ. Biz şu Kur'an'ı okuduk bitirdik ya, bütün peygamberlere selam olsun. Neden? Çünkü Kur'an bütün peygamberlere iman edin diyor. Onun için neden? Çünkü Kur'an bütün peygamberlerin mesajlarını bağrında barındırıyor. Onun için mesela müsteşriklerin, batılıların yapmış olduğu Kur'an tercümelerinin üzerine kasıtlı olarak Muhammed'in Kur'an'ı başlığı yazılır. Halbuki bu Kur'an kelamullah'tır. Muhammed Aleyhisselam elçidir. Onun bize getirdiği, Allah'tan alıp getirdiği kelamullah'tır. Allah kelamıdır. Bu Kur'an Allah'ın Kur'an'ıdır. Allah'ın kitabıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın değil. Onun için her Kur'an okuyuşumuzun sonunda biz Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Ne demek?
bütün peygamberlere selam olsun. Çünkü biz Kur'an'dan öğrendik bütün peygamberlere iman etmeyi, bütün peygamberlere saygı göstermeyi. Çünkü Kur'an bütün peygamberlerin mesajını bağrında barındıran ilahi kitabın adıdır. İman edenler Allah'a, Resullerine وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُوا بَيْنَ حَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ. O peygamberlerin arasında herhangi bir ayrım yapmadan hepsine iman ederiz diyenler. Adem'e inandığımız gibi Hatem'e de inanırız. Hatem aleyhisselama inandığımız gibi Nuh aleyhisselama da, İbrahim aleyhisselama da, Musa aleyhisselama da, İsa aleyhisselama da inanırız. Onun için İslam'ın güzelliği bu. Şimdi Yahudilikte imanın yanında inkar vardır. Hristiyanlıkta imanın yanında inkar vardır. Ama Müslümanlıkta imanın yanında iman vardır. Bir Yahudi Musa'ya iman edecek ama ben İsa'yı tanımam, Muhammed'i bilmem diyecek. Bak inkar var. Bir Hristiyan ben İsa'ya inanırım ama ben Muhammed'i tanımam diyecek. İman var, inkar var. Ama bir Müslüman Musa'ya da amenna, İsa'ya da amenna, Muhammed aleyhisselam hepsine amenna diyecek. Hem inşallah bütün peygamberlerin şefaati, hem bütün peygamberlerin komşuluğu, bütün peygamberlerin yanında ve yakınında olma mükafatı. Cenab-ı Hak lütfeylesin inşallah. O peygamberlerin hiçbirisinin arasında fark gözetmeyenler, onlar da ulaike sevfe yu'tihim ucurahum, elbette onların mükafatlarını da Allah verecek. Ve kanallahu gafurur rahima. Bakın kafirler için alçaltıcı bir azap dedi ama müminler için mükafatlarını dedi, ecirlerini dedi. Nasıl bir mükafat olduğunu söylemedi, öne açık. Onu tarife gelmez. Yani gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beyinlerin düşünemeyeceği güzellikler, ikramlar, izzetler, lütuflar, ecirler, mükafatlar. Allah ve kânallâhu gafûrar rahîmâ. Allah bir bağışlar, bir bağışlar, bir bağışlar. Allah bir merhamet sahibi, bir merhamet sahibi, bir merhamet sahibi ki ancak böyle ifade edebiliyoruz. Allah kullarını çokça bağışlayan, Allah kullarına çokça merhamet edendir. Onun bağışlamasını, onun merhametini hak etmeyi Rabbim cümlemize nasibi müyesser buyursun. Ve 153. ayetle Nisa suresi devam ediyor. Yes'elüke ehlel kitap. Bakın kafirler dedi, münafıklar dedi, müminler dedi. Yine bu kitap ehline sözü getirdi. Kitap ehli senden bir şeyler isteyecek, istiyorlar. Peygamberimize hitap ederek, ama onun şahsında bizim için de geçerli. Bakalım ne istiyorlarmış, onu inşallah bir sonraki ayette okuyacağız. Yüce Rabbim okuduklarımızla amel etmeyi hepimize nasip-i müyesser buyursun. Okuduğumuz, öğrendiğimiz, anladığımız bu ayetler bize, bizim ruhlarımıza gıda olsun, bizim hayatımızı zinde kılsın, bizi bu kıyam kitabı Kur'an'ın Müslümanlığını, imanını, İslam'ını ayağa kaldıran müminlerden kılsın inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Davamızın, duamızın, çağrımızın başı da sonu da hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. El Fatiha.